Didim Altınkum'dayız arkadaşlar. Bu evi birçok platformda görmüş olabilirsiniz. Bu evin aslında güncel fiyatı istenen rakam 230 bin euro idi değil mi? 230 bin euro idi. Fakat biliyorsunuz enflasyon döviz iniyor çıkıyor. Söz konusu evimiz muhtemelen 215 bin euro temiz, hiç pazarlı olmasa verilir. Ama değişik platformlarda 6 milyon 700 bin Türk lirası olarak görmüşsünüz. Gaybı Allah bilir, siz de gelin yerinde görün. İsteyenin bir yüzü vermeyenin, hani Anadolu'da derler, iki yüzü. Şu anda 215 bin euro olarak son fiyat olarak değerlendirebilirsiniz. Söz konusu evin yetkisi, satış yetkisi de benim arkadaşlarımda. Onlar da emlakçı, aslında yetkilidir onlar. Yani biz de onlardan rica ettik, bu evi çekiyoruz. Yetki onlarda, bize dedikleri kendi sayfalarında da 6-700 olarak şu anda güncel, ama değiştirecek. Güncel herhalde, biraz dövizde kıpırdama oldu, fiyatı değiştirecekler. Ama ben şuna istinaden diyorum, 6-700 olarak birçok yerde görmüş olabilirsiniz. 6-700 olmayabilir. Yani dövizdeki hareketlilikten dolayı 215 bin euro olarak esas alın. Neticede neden sahibi yurt dışında gurbetçi, bizim Türklerden biri. Onların kendi paraları, kazançları euro olduğu için euro bazında alıp satarlar. 6-700 Türk parası olarak sizi yanıltmasın. Durum bu. Hal haval böyle arkadaşlar. Binamız denize 1300 metre yakınlıkta. 5 yaşında İskan'ı, deprem yönetmenliği, kat mülkiyeti vesaire vesaire hepsi var. Önünde de bir havuz var. Aysel abla, sana da özellikle selam ederim. Bu evi ben biliyorum. Benim arkadaşım da yetkisi. Ben de kendisine rica ettim. Bildiğim halde çekemedim. Yanda da çekmiştik. Bunu size özetliyoruz. Diğer arkadaşlar da siz de bakabilirsiniz. Ve araç otoparkından doğru yol alalım. Yol alalım. Burada büyük bir araç için, hani bu S kasa Mercedesler falan bazen park yerlerine giremiyor. Rahatlıkla buraya park edebilirsiniz. Havuzumuz da burada. Havuz silkimer değil arkadaşlar. Bazı havuzlarda üstten motor takılıyor. Filtre olayı sıkıntı yapıyor. Dolayısıyla bu havuz nizam kuralına göre yapılmış. Çünkü ben de inşaatçı olduğum için biliyorum. Eğer ki bir havuz bu kanallar yoksa, üstten motor olursa o havuz sizi yorar. Onu söyleyeyim. Bundaki akıntı yerleri güzel. Havuzumuz bu. Üstünde de, yanında da, üstünde neyse, burada da bir pergüle yapılmış arkadaşlar. Salonla mutfak bu alana hakim. Can da böyle, burayı da bir betimlemeye çalışalım. Havuzu betimledikten sonra 5 yaşında. Dolayısıyla ben bazen videolarda da diyorum, eğer bir insanın omurgası çok iyiyse üstüne giyebileceği bütün elbiseler zaten yakışır. Söz konusu evin iskeleti, deprem yönetmenliği, enerji kimlik belgesi, yapı denetimi var. Her şey haphazır. Ancak bazen makyaja, boyaya ihtiyaç var. Yani omurgası güzelse bir adamın, makyaj onu düzeltir demeye getiriyorum. Bazen de evin kalitesi yok, çok makyaj, ama makyaj gider, ev başa bela olur. Neyse, otoparkı gösterdik. Bu da evin bahçesi. Evimiz ikiz bir evdir. Bitişik nizam bir evdir. Fiyatı söyledim. Değişik platformlarda, değişik ilanlarda 6-700 görebilirsiniz. Ancak 215 bin euroyu esas alın. Aslına bakarsan 230 bin eurodan işte 15 bin euro pazarlık payı vesaire. Ben de böyle bıçağın kemiğe dayandığı gibi size her şeyi şeffaf anlatmaya çalışıyorum. Bahçemiz de bu. Bahçede bu bahçe mıcırlar konmuş arkadaşlar. Bu mıcırlar böyle yabani otlar falan biraz onları imha ediyor. O vesileyle geldiğiniz zaman eğer çimlendirmek, yeşillendirmek istiyorsanız onu da kaldırır yaparsınız. Şimdi eve girince direkt salona girmiyoruz arkadaşlar. Bir labirent var, bir koridorumuz var. Evimize merhaba dedik. Merhaba. Şöyle bir koridoru da betimleyelim. Koridorumuz bu. Koridorumuz bu arkadaşlar. Yerdeki taşları gördünüz. Bu yerdeki taşlar ısıtma şekli klimadır. Yerimiz bu arkadaşlar. Bu lambayı yaksak mı, yakmasak mı? Yaktık. Yaktık. Sonra geldik. Burada bir ayak yolu var, lavabomuz var arkadaşlar, gömme rezervuarlar, buraya deodorantlar vesaire koyarsınız. Kabartılmış böyle bordurlarımız da var. Ayak yolu bu. Lavabo, 100 numara, ayak yolu işte, adına ne dersek diyelim. Orası böyle. Geldik mutfağımıza. Hot point bir klimada takılmış. Efendime söyleyeyim, bunun doğramaları biraz daha güzel duruyor sanki. Evet. Doğramalar biraz daha güzel. Panjurları da var. Onu da beyan edeyim. Buraya da ne yapmışlar? Granitler yapmışlar arkadaşlar. Televizyon ünitesi, ledler. Salon ayrı mutfaklıdır. Bunu da arz etme çabasındayız. Salonumuz tamamen havuza nazır. Denize 1300 metre, 5 yaşında bir ev. 5 mi 6 mı o civarda. Yani binanın ömrü çok uzun değil. Klimamızı da gösterdik. O renkler değişebilir. Bakın mavi oldu, mor oldu. Dön bakayım.
yeşil oldu. Üç renkli böyle slide yapıyor. Bu da başka bir renk oldu. O rengin ismini bilmiyorum. Allah, ne kadar renkli renkli. Romantik bir salon. Yerdeki taşlar 8 milimlik parkeler. Burayı gösterdik. Döndük. Mutfağı gösterelim. Klima vardı orada. Beyaz eşyalar da takılı. Dablumbazı var. Dablumbaz var. Mikrodalga var. Can dilersen ha orayı gösterdikten sonra. Bu buzdolabının yeri. Bu granitleri koymuşlar. Mikrodalgamız bu arkadaşlar. Mutfak lake mutfak. Kaliteli bir mutfak. Burası evye. Burası ocak. Üstünde de dablumbaz. Sana zahmet bir de bu çaprazdan bir vur. Hanımefendi sevgili hemşehrimize de göndermiş oluruz. O da baksın. Aha. Yani denize yürüyerek gidilir. Fiyatı uygun bana göre. Ben de neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Yani doğru neyse doğru bir sermayedir. Doğruluk bir vicdan rahatlığıdır. Bir şeydir nedir yani. Güzel bir ruh halidir. Ve burada merdivenimizden çıkıyoruz. Merdiven dik değil. Döneri güzel yapmışlar. Ustası kimse güzel yapmış. Dediğim gibi bir boyaya ihtiyacı var. Ama binanın iskeleti iyi. Peki bu boya kaç para? Bu boya herhalde yani 5000 lira verseniz çok iyi boyalar yapılır. Bu da duşakabinimiz. Klozetimiz burada. Klozet burada. Duşakabin altına da bir şey yapmışlar. Hilton dolap da güzel. Bazen Hilton dolaplar böyle bir tencere gibi koyarlar ya. Bu ondan değil. Hilton dolabımız da bu. Kapılar Ado kapı. Bu kapılar Ado derler. Bunlara Ado kapı derler. Koridora bir geç. Odaları göstereceğiz. Koridorda bir de bir balkon var arkadaşlar. Bir de bir balkonumuz var. Bu da balkon. Sevgili Can böyle etraftaki evleri de göster. Komşularımız kim? Bakın bunlar da bizim komşularımız. Bu yandaki ev, o yandaki ev, arkadaki ev, arkadaki. Komşuları da gösterdik. Komşular havuzları var herkesin. Geldik. Bu odayı gösterelim. Burada Fransız balkon var. Diğerinde de bir balkon var. Bunlar muhtemelen bu taşları kaldırıp şey yapmışlar, parke yapmışlar. Bu birinci odamız. Burada Fransız balkon var. Burada bir daha bir balkon var. Koridorda balkon vardı. Odada da balkon gösteriyoruz. Odanın içindeki balkonu da gösteriyoruz. Evet. Şimdi bu odayı böyle bir yüz ölçümünü böyle iyice tara. Ben de hatta parazit yapmayayım. Evet. Şimdi burada bir klimayı da gösterdik. Birinci odamızı gösterdik. Altta salon mutfağı gösterdik. Havuzu, binanın dışını gösterdik. Geldik ikinci oda. Oda metrekareleri fena değil. Arkadaşlar bu da ettiği ikinci odamız. İkinci odamız. Yani 6-700 görmüş olabilirsiniz ama 215 bin euro olarak. Euro'da bir kıpırdama oluyor ya, öyle hesaplayın. Biz de şimdi bir yerde 6-700 görürsünüz. Sen neden bile yüksek söyledin? Ali böyle demiş, Veli şöyle demiş. Veli dese, Ali dese bu böyle. Bu da hot point. Bilmem klima. Sonra yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Yukarıda bakalım ne var ne yok. Ne var ne yok. Bakalım nesi var nesi yok. Bilmem şu feleğin bende nesi var. Her gördüğüm yerde gül ister bende. Evet. Biz de sevgili Güler Hoca'nın türkülerini açıyoruz böyle. Arkadaşlar şimdi bu da merdiven kovası. Kova. Ulanma niye yandı? Kova. Neyse bu merdiven kovası. Burada da bir çamaşır odası mı? Çamaşır makinesinin yeri var. Güzel düşünülmüş. İki oda salon. Ayrı mutfak, havuz vesaire gösterdik. Şimdi üçüncü odamızı. Allah. Merhaba 3. Bu da ebeveyn banyolu oda. Bu da ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar. Odalar büyük. Bakın bu oda gerçekten büyük. İçinde banyo da var. Terası da var. 6 milyon 700 bin Turkish price. Türk lirası. Yerdeki taşları maçları da gösterdik. Taş değil bunlar. Ahşap. Ve kapılar Ado kapı. Aha, televizyon yeri burada. Klima yine var. Değil mi? Klima var. Geldik bu banyoyu da gösterelim. Bu da arkadaşlar etti bizim. Bizim etti bilmem kaçıncı banyo. İkinci banyo. İkinci banyomuz da bu. Aşağıda bir ayak yolu vardı. Bu katın altında orta katta bir ebeveyn banyolu oda burada var. Alt katta bir banyo vardı. Yani toplam 3 oda. Salon, ayrı mutfak. İşte 2 banyo. Burası da teras arkadaşlar. Terasımız da bu. Teras da bu arkadaşlar. Terası da gösterdik. Dilerseniz pergüle yaparsınız. Bak bunlar yapmış pergüle. O mu yapmış? Ya yapmamış. Yapmışlar sanki oraya bir şeyler. Bir evleri bir daha göster böyle kıyıdan köşeden. Böyle bir daha göster. Sevgili arkadaşlar bu denize 1300 metre kuş uçuşu.
Yürüyerek gidilir, yürüyerek gidilir. Yani bağımsız girişim, girişim müstakil havuzu özel. Durum bu. Şimdi geldik. Şimdi neden? Neden? Şimdi biz geçen gün bir ev çekmiştik. Evi biz doğru neyse onu söyledik. Evin sahibi de beyefendi bir insan. Çok beyefendi. Her doğru her yerde söylenmez anlamını demeye getirdi. Ben de kendisine dedim ki her doğru her yerde söylenir. Benim mizacım o. Ben melek değilim. Biz de sütten çıkmış akkaşık değiliz. Ya dedim ki ben kaç yaşında adamım. Şimdi genç bir arkadaşa biri sen yalan söyledin derse o gençtir kaldırabilir. Ama ben kaldıramam. O yüzden ben doğruyu her yerde söylemek zorundayım. Çünkü adam biri bana yalan söyledin dese ben o adamla selamı keserim, buğz ederim, gürültü çıkar. O yüzden doğru söylüyorum arkadaşlar. Denize 1300 metre evin fiyatı bu. Şimdi ben 6-700 diyeceğim, gelecek olmadı mı olmadı. Şimdi 6-700 olur mu? Muamma. Ama 215 bin euro en son dediler. Euro yükselir yükselir. Karışık şeyler olabilir. Bu mantıkla gelin, eğer bize güveniyorsanız buyurun gelin. Dilerseniz ekspertiz yapın. Dilerseniz emsal evlere bakın. Durum bu. Burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler.